Evet arkadaşlar, selamun aleyküm, hayırlı işler. Zaman doldu. Kurbanlıkları ayırmamızın vakti geldi. Ramazan ustam biraz sonra geliyor arkadaşlar, gelecek. Profilleri getirdi, bıraktı. Buradan şöyle, şuradan 1, 2, 3, 4 padok. Buradan böyle burayı böleceğiz. Böleceğiz, kurbanlıklarımızı ayıracağız arkadaşlar. Artık besi vakti. Besleyeceğiz, etlendireceğiz. Sonra da Allah'ın izniyle satacağız. Evet arkadaşlar, günlerden ertesi gün oldu. Bölmeyi yaptık, bitirdik. Buranın bölmesi tamam. Düveleri de buraya ayırdım. Saymadım daha. Dur sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 26 tane düve ayırmışım arkadaşlar. 26 tane düve ayırmışız buraya. Kurbanlık diye. Ancak burada ne var şimdi? 26 düvenin 10 tanesi, 12 tanesi buradan çıkacak arkadaşlar. Yani bu aya gelen buradan çıkacak yani. Buradan bu aya gelen ilk 10'u Herkül'e vereceğiz. Herkül tohumlayacak. Bunlar, o yüzden buraya hepsini ayırdım. İçinden seçmem kolay olsun diye. Bir tanesini de sattım. Aa, şu simenteri sattım arkadaşlar. Şu masal annesini sattım. Kurbanlık olacak. Bir tane arkadaşıma sattım. Allah güle güle kesmeyi nasip etsin inşallah. Allah şimdiden kurbanını kabul etsin. Siftah etmiş olduk arkadaşlar. Kurbanlık siftah ettik Allah'a şükür. Kurbana kadar bakalım ne olacak, ne bitecek. Bunlara şimdi protein gireceğiz. Bunları etlendireceğiz. Yavrularını da sütten keseceğiz. Belki bunların içinde gebe de vardır arkadaşlar. Bizim görmediğimiz Herkül'ün tohumladığı gebe inek de vardır. Onlar da zaten belli olur. Bu aya gelmeyenler gebe olabilir. Onlara da kurbana son bir ay kala baktıracağız. Bizim altın kızlar da burada bekliyor arkadaşlar. Altın kızlar buraya alışmışlar. Dışarı çıkamadılar. Yem de yiyemediler. Burada böyle. Kızım yok. Artık burası bitti kızlar. Artık siz yetişkin oldunuz. Artık siz büyüdünüz. Artık dışarıda yeminizi yiyeceksiniz artık. Tamam, yeter. İçeri işi bitti. Buzağı işi bitti. Artık yetişkin birer birey oluyorsunuz kızlarım. Bakın burada bir sürü boş yer var. Oradan aldık buraya 26 tane. Rahat rahat burada yiyin diye. Siz de burada rahat rahat yiyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi ben bu altın kızlara müdahale etmiyorum. Açlık her şeyi yaptırır. Bunlar aç kalınca mecbur dışarıya çıkacaklar. Dışarıdan yemlerini yiyecekler. Dışarıya da birkaç gün içinde alışırlar. Buraya da gelip burada böyle bekleme yapmazlar arkadaşlar. Artık bura bizim kurbanlıkların yeri oldu. Şuraya bir de suluk koydum. Sularını da buraya dolduracağım. Buradan da sularını içerler. Buradan da şuradan da kafalarını sokacaklar. Sularını içecekler arkadaşlar. Kulukları da tamam. Kaşağıları da var. Her şeyleri var bu kızların. Bunları Allah izin verirse etlendireceğiz güzelce. Balık gibi yapacağız bunları arkadaşlar. Etlenecekler. Allah'ın izniyle inşallah kurban olacaklar arkadaşlar. Allah alana satana hayırlı eylesin inşallah. Zaten burada bu son doğan 4 buzağımızın annesi de var. Ha, şu siyah olan.
şu montofon. Bunlar zaten buradan çıkar arkadaşlar. Bunlar yavrular biraz daha büyüsün de daha hafta, bir haftalık yavrular onların. Buzağlar şimdi, buzağların sistemi de değişti. Buzağlar şimdi artık en başa gitmek için iki kapı geçiyorlar arkadaşlar. Bir kapı da buraya koyduk. Bakın altının olduğu yerde kapı var, buzağa kapısı. Şimdi bir de oradan geçmek zorunda kalıyorlar. Burası kapı arkadaşlar, buzağa kapısı. Burası buzağa kapısı. Buzağlar buradan geçecekler arkadaşlar. Yani şu yükseklik önemli değil de şu eni 35 santim. Yani şu göğüs çapı, göğüs kalınlığı 35 santimi geçen hayvanlar buradan geçemeyecek. Yani büyüyen dışarıda kalacak arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Kapımız da böyle. Kapı, bu kapı değil. Burası portatif, sökülebiliyor. Ama burada iki tane pin var. Bir burada pin var. Bir de burada pin var. Bunları sökünce bunu kaldırıp kenara koyabiliyoruz arkadaşlar. Ahırı temizlerken falan sökebiliyoruz. Kapı da aynı şekilde. Kapının da şu menteşesi var. Bura kapı. Şu pimi çıkartıyoruz. Bunu yukarı aşağı vurduğumuz zaman kapı da çıkıyor arkadaşlar. Portatif oldu yani. Ramazan Usta portatif yaptı sağ olsun. Güzel de oldu. Dur kızım dur. Aa, burada şunu çıkartıyoruz zaman kapı çıkıyor arkadaşlar. Açılıyor. Canan dur. Ne yapıyorsun kızım? Hadi çıkın dışarı hadi. Hadi dışarı gelin beni takip edin hadi. Hadi dışarı çıkardım ben, siz dışarıda yiyin hadi yürü. Yürü altın kızlar maşallah be. Asele bakın arkadaşlar. En son attığımız videoya yine bir sürü yorum geldi arkadaşlar. Melez'den boğa olmaz. Şu bu. Bugün sağ olsun bir tane kıymetli bir arkadaşımız yorum yapmış. Demiş ki genetik çok farklı bir şey demiş. Yani demiş orijinal boğadan kötü yavru, melez boğadan iyi yavru çıkabilir demiş. Seninle hemfikirim demiş. Biz de o görüşteyiz. Boğa işi şans işi arkadaşlar. Yani şans işi boğa işi. Onu kimse bilemez. Bir arkadaşım daha yorum yapmış. Hatta ona demiştim de size de söyleyeyim. Bu bir atasözü. Atalar ne demiş? Alimden zalim, zalimden alim doğar demiş. Yani melezden orijinal, orijinalden melez doğar arkadaşlar. Bak altın kızlardan buraya birkaç tanesi gelmiş. 3 tanesi gelmiş. O bu görküymüş ya. Doruk da buralarda geziyor. Doruk sen ne geziyorsun oğlum burada? Lan paçayı yırttın var ya Doruk. Maşallah lan. Aferin lan sana. Aferin lan Doruk. Kafayı tüyler müler döktü arkadaşlar bu da. Neler atlattı neler. Ne badireler atlattı benim oğlum. Değil mi oğlum? Dışarıda da ne geliyor? Bu da görkü arkadaşlar. Bizim boğadayımız. Karıştırdım vallahi. Altın kızlardan biri sandım. Ha. Çok güzel gelişmiş. Şu Cansu kaç günlük oldu? Cansu bir aylık oldu mu acaba? Cansu'nun annesi de herhalde boğaya gelmiş arkadaşlar. Bu yekte doğum yapacak. Bugün yarın. Bekliyoruz. Hayır çoğaldıkça işler zorlaşıyor arkadaşlar. Vallahi bir sürü iş çıkardık başımıza ya. Kurban diye, kurban işi diye ahırın tüm düzenini, dengesini bozduk. Bu da Hatça arkadaşlar. Hatça geldi bakın. Hatça'nın bizim damızı falan arasında bir şey kalmamış ya. Hatça gebe değil diyen efsane. Şu memeler ne bu memeler kız? Hatice keseleri çıkartmışsın kız.
Açı, açı. Mete görmesin ha. Kızım sen boğaya mı geldin? He? Arkadaşlar Herkül sabahtan beri bunun peşinde. Bu rüya boğaya gelecek. Bak Herkül bırakmaz onun peşini. Bak Herkül'e bak Herkül'e. Efsane boğa Herkül. Sırta bakın arkadaşlar ya. Of. Maşallah oğlum ya. Herkül. Dur oğlum lan. Kuyruğundan çekerim bak seni ha. Ulan Herkül. Bana dökmeyeyim atman değil mi lan? Arkadaşlar sırtı çok kalınlaştı, çok açıldı ya. Vallahi oynaya boya gelecek herhalde ha. Oynaya tohumlar bu. Ben diyeyim yani. Aferin kızım ha. Böyle boya gelin ha. Kral. Gel Doruk gel. Şuradan çık oğlum sen gel. Buralarda ayak altında kalın bak. Şuradan dışarı çık hadi oğlum hadi. Haydi oğlum haydi hop. Ana hadi durun hadi. Haydi durun hadi hop. Ana. Arkadaşlar rasyonu da yavaş yavaş değiştireceğiz. Şimdi elimizde tahıl kalmadı. Tahılımız bitiyor. Yani tahıl dediğim arpa, buğday, mısır, yulaf, o bu elimizde şu an azaldı. Yetmeyecek yani bize. Bizim o muhteşem yediliği aldığımız bir kamyon yem vardı. O yemden her gün birer çuval atıyorum şimdi ben bunlara. 50 kilo mısır, 50 kilo buğday veriyordum. Buğday bitti. Mısır da az kaldı. Şimdi onların yerine PTK alacağım arkadaşlar. Pamuk tohumu küspesi alacağım. Hem yaş malzeme olarak kullanacağım, hem protein olarak kullanacağım. Pancar posamız da bitiyor. Pancar posası şimdi samanı bastırıyor makinenin içinde. Ağırlık yapıyordu. Pancar posasının yerine de hem ağır malzeme olarak kullanacağız, hem protein olarak kullanacağız yani PTK'yı. Pamuk tohumu küspesi yani pamuk küspesi diyoruz yani. Halk dilinde pamuk küspesi deniyor. Pamuk küspesi alacağız yani. Bir tır pamuk küspesi alacağız. Onu da biraz fazla gireyim diyorum hani. Gene bir çuval yem devam edeyim 50 kilo. 3 çuvalda yani 150 kiloda PTK gireyim diyorum. Toplamda 200 kilo olsun. 100 hayvan varsaysak işte hayvan başı 2 kilo düşsün. Hem hayvanlar biraz daha toparlansın. Yaza giriyoruz artık. Kış bitti. Tüyleri, pis tüyleri dökülecek. Yazın parlayacaklar zaten. Hem pis tüyleri dökülsün hayvanların. Parlasın. Hem de biraz daha protein ağırlıklı besleyelim. Hayvanlar gebe kalıyorlar arkadaşlar. Yavrularına iyi baksınlar. Hem bir yandan süt veriyorlar. Öyle bir şey düşündüm. Araştırmasını da yaptım. Sipariş vermedim de sipariş vereceğim arkadaşlar. Yani bir kamyon bir tır neyse 50 tane 500 tane falan PTK almayı düşünüyorum. Yarın belli olur. Kurbanlıklara da yem sipariş verdim arkadaşlar. Kurbanlıklara da yem alacağım. Yani tahılım yok, arpam yok. Arpam var. Onlar da zaten öndeki işte rahmi konkur besi yaptığımız danalar anca yeter. Onların besini bir daha hiç bozmayalım. Onlar öyle rahmi konkur besiyle gitsinler. Bunlara da yem yedireceğiz arkadaşlar. Yem gireceğim yani. Kurbanlıklara yem gireceğim. Yemle besi yapacağız bunları. İnşallah kurbana kadar da yumurta gibi olurlar. Müşterimiz de beğenir. Biz de müşterimize mahcup olmayız arkadaşlar. Burası da böyle.
Limuzin, şarole, Belçika mavisi, bir tane buzağal veya boğal, boğayı değiştir diyen arkadaşımız çok. Arkadaşlar, biz bunun parasını da pulla da değiliz yani. Hatta bir arkadaşımız demiş ki biraz paraya kıy demiş, 3-5 fazla ver demiş. İyi bir tane boğa al demiş. Yani biz boğada paraya falan bakmayız. Şu anda bizim burada, şöyle anlatayım size, 2,5 yıllık bir emek var arkadaşlar. 2,5 yıllık bir emek var. Hastalıktan ağrı bir işletme burası. Belgesi yok. Ha, onu da söyleyeyim. Soruyorsunuz ağrı işletme belge işi ne oldu diye. Biz ağrı işletme belgesi almak istemiştik de. Araştırdım ben arkadaşlar. Prosedürü çok o işin. 6 aydan 6 aya, her ay 6 ayda bir hayvanlardan kan alınıyormuş falan. Oluyormuş, bu oluyormuş. Olması gereken bu zaten. Bize göre işler değil arkadaşlar o işler. Biz uğraşamıyoruz öyle işlerle. Yani her ay ben bu hayvanları 6 ayda bir yakalayacağım tek tek. Hepsinden kan alacağım, götüreceğim, tahlil yaptıracağım falan pistan. Yani ağrı işletme işi zor iş arkadaşlar. Bizim işimiz değil yani. Biz o işlerle uğraşamayız. Bizim derdimiz burada sayıyı çoğaltmak. Aslında sayıyı çoğaltmak da değil bizim derdimiz de. Sayımız çoğalacak arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda çok çok fazla sayıda hayvanımız olacak. Allah izin verirse, Allah'tan bir mani olmazsa. Yani bu aynen falan bizim bir sorunumuz yok. Bizim yavrulardan da çok memnunuz biz. Biz Herkül'ün yavrularından 10 numara memnunuz arkadaşlar. Yani Herkül bize yetiyordu, artıyor bile. Zaten maşallah kendi de çalışıyor şu anda. Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Tespit ediyor bakın şu an. Ha, bir önceki attığım videoya da bir sürü yorum geldi. İşi abartıyorum falan, hani hayvan kokluyor, boğasını alıyor, anlıyor ya. Ya bunlar arkadaşlar, bunlar bizim işimiz yani. Bunlar bizim bilmemiz gereken şeyler. O yüzden ben böyle videolar çekip sizinle paylaşıyorum. Yani öğrenin arkadaşlar yani. Bunu bilmeyen bir sürü insan var. Yani biz bunu gösteriyoruz size. Anlatmıyoruz zaten. Gözünüzle gösteriyoruz. Yaptığımız bizim bu. İzlemek isterseniz izlersiniz, izlemek istemezseniz kapatıverirsiniz veya açmazsınız, tıklamazsınız, olur biter arkadaşlar. Yani ne siz üzülürsünüz ne biz üzülürüz. Bizim bu tarz videolar çekmemizin amacı tamamen eğitim amaçlı yani. Bizim bir amacımız, gayemiz yok. Bilmeyen arkadaşlara gösteriyoruz. Yani boğanın o cihazların yapamadığı işi yaptığını gösteriyoruz. Anlayabilene bunlar tabii. Anlayabilen arkadaşlar anlıyor. Anlayamayan insanlar zaten anlamak istemiyorlar yani. Yani bizim o videodaki amacımız, senin çipin, nipin işe yaramıyor yani. Senin hayvanın boynuna taktığın çip işe yarıyor da, hani onun anlayamadığı olaylar var arkadaşlar hayvanların arasında. Yani gizli kızgınlık diye bir mevzu var. Bakın ben videonun başında anlattım mesela, şu hayvanların içinde gebe hayvan vardır. Ben eminim yani. Ben görmemişimdir. Tohumlanmıştır. Ben görmemişimdir arkadaşlar. Herkül tohumlamıştır yani. Mesela geyik şu anda %90 gebe. Ben onu anlayabiliyorum. Ama tohumlandığını görmedim arkadaşlar. Görmedim yani geyiğin ne zaman tohumlandığını görmedim. Bir öncekini de görmemiştim zaten. Buradaki hayvanların yarısını görmüyorum ben zaten. Ne zaman tohumlandığında haberimiz yok arkadaşlar. Bilmiyoruz yani. Yani bunu boğa anlıyor, biz anlayamıyoruz. O videodaki amaç oydu. Güzel kardeşim, güzel arkadaşım. Yani biz o videoyu o amaçla çektik. Bilinçlendirme amacı ya. Bizim işimiz bu ya. Bizim mesleğimiz bu yani. Biz bu işi yapıyoruz. Biz bunları bilmek zorundayız. Yani sen hoşuna gider gitmez ama biz yapmak zorundayız. Biz hoşumuza gitse de gitmese de biz bunu yapmamız lazım. Ne yapalım? Bizim kaderimiz bu. İzleniyoruz arkadaşlar, izleniyoruz. Çok şükür. Vallahi var ya, üf. Maşallah. Kanal koptu gidiyor arkadaşlar. Kanalımız izleniyor.
Yani sağ olun, var olun, siz izliyorsunuz, siz ilgi gösteriyorsunuz. Kanalımız sizlerin sayesinde büyüyor arkadaşlar. Yani biz bu kadar beklemiyorduk işin açıkçası. İzliyorsunuz arkadaşlar, çok teşekkür ederiz hepinize. Bol bol teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Altın kızlar gitmiş arkadaşlar. Bakın burada aç kaldılar, kaldılar. Aha buradalar. Altın kızlardan burada Deniz kalmış, Asel kalmış. Biri daha kalmış. Aha. Bu ne? Altın kızlar çıkmış arkadaşlar. Yoncuzlar burada yiyor zaten yemini. Oğlum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslanlarım benim. Ne yaptınız? İyi. Ben de video çekiyordum ha. Beni gördünüz mü? Kameradan gördünüz de geldiniz değil mi? Yok. Nasıl yaptınız? Buraya bakmaya geldim. Güzel olmuş mu? Ben sadece şu kapının yapıldığını gördüm. He? Sadece şu kapının yapıldığını gördüm. Ben hiç görmedim. Biz ustaya. Akşam namazları usta yaptı oğlum. Ben tıklıyorsun diye hiç görmedim. He. Ahmet o kapı işte. Aynı şuradaki kapı gibi mi? Aynı. Geçmesi var. Bir de buradan şöyle kes bu. Olur. Çıkartmayın. Daha oğlum kapı açılır şimdi. Açma Mehmet. Hayvanlar kaçar oğlum. Bayağı güzel olmuş bu. Evet. Müslü'nden nasıl Müslü'yü çağırıyor? Baba. Bitti kızım o iş. Bitti. Emzirme işi bitti artık. Baba. He oğlum. Bayağı güzel olmuş bu. Nasıl güzel olmuş? Zaten şurası hazır. Şuraya bir de değil mi çekmişiz? Denk. Denk mi? Hı. Kaşağıları var. Şeyleri de var, suları da var. Artık kaşağı bunlara geçti. Bunlara yemi dayayalım Mete, Mehmet. Bunlara yemi dayayalım, iyi bir etlensinler. Sular nerede bunların? He? Oraya soğuk koydum oğlum. Bir tane sattık zaten. Yonca da annesini çağır. Ay kuzum, ay anne. Annen içeride mi kalmış senin? Yonca da annesi içeride kaldı. Baba. Ne oğlum? Yine bir işler peşinde ha. Perfür şeydi oğlum. Şeyin annesi boya gelmiş. Geliyor. Ceyla şeyin. Cansu'nun. Damla'nın. Aa su bitmiş Mete. Bunlar su içmiş oğlum. Aferin lan, eline hortum almış geliyor bak. Melasını melas getirdim, koy şunları hadi. Hadi. Melasını nereye döküyorsun? Aa gene şeye, buzağların su, melaslarına dök. Şu samana dök, samandayısın. Bu kim? Caner gelmiş, Caner. Caner. Oğlum bunlar nasıl içmişler o suyu lan maşallah. Bu doluydu da bu. 25 şey var. 25 hayvan var, doğru söylüyorsun oğlum. 25, 26, 27. Aç dolsun, aç. Fulle, fulle. Depoyu fulle oğlum. Aç. Fark ediyor. Tarık arkadaşlarım, ben de az kalsın videoyu kapatıyordum ha. Videoyu kapatacaktım, siz geldiniz oğlum. Bugün gene takipçilerle bayağı muhabbet ettik ha. Tarık iş başında. Tarık kolaylık oldu bak. Şapkanı çıkart bakayım. Kafanı gözünü bir görek oğlum şöyle. Çıkarttım. Sen soruyorlardı geçen gün takipçiler. Mete nerede diyorlar. Aa buradayım. Ne yapıyorsun? Niye? Mehmet tamam attım oğlum yeter, onu yesinler de zaten gece 11'de atacağız ya, yorma kendini oğlum. Bak kaç tane hayvan kalmış burada. He? Burada kaç tane hayvan kalmış. Hayvanlar ha, bak bak bak, gördün mü Herkül'ü, bak gel gidelim, gel bak. Damla'nın annesinin peşinde. Aynen, Damla'nın annesinin peşinde. Damla kaç günlük la? Bir aylık. Yo, bir yaşına girecek Damla. Şey oğlum, Cansu ya Damla diyorum. Bunlar bugün bağırır ha, valla. Çocuklar. Bak altın kızlar burada bekliyordu, gitmişler şimdi. Buradan yiyorlar şimdi bak, Zeynep, Meynep hep burada. Zehra, Damla hepsi burada yiyor. Maya burada. Maya da burada.
Aa, bunlar da burada. Çocuklar, aha. Kuvaya gelecek bak. Herkül peşinde. He oğlum. Ney? Oraya gelmişler. Orayı süpür de gitsin abi. Şurayı iteklelim hadi bunlara. Altın kızlar gitsin. Heh. Ayağından mı itekle ha? Tamam oğlum, tamam. Nereye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Buraya götürsene. Mehmet ha. Önlerine tekleyin ha. Altın kızlar buraya gelmiş. Bak orada dayanamadılar ha. Şurada kaç tane var? Biliyor musun? Kaç tane? Daha iyi hadi canım, Mümeler'le baktık biz Mete. 30. 4 tane inek var burada. Ha, 55 tane toplam anaç var şu an kurbanlıklarına. Öyle mi? 55 mi? Şey, 65 mi? 55. Oğlum 65, 20 tane şey var, altınınız var. Tamam işte, giden ya, geldi. Ya anaç diyorum ben. Tamam, onlar anaç olacak işte oğlum, onlar da anaç olacak işte. Daha anaç değil onlar. Ama en yakın benim açacağım var, Nisan'da. Senin açın anasını hostelde aldım oraya. Onu yok, alacağım. Yalancı burada ya. Boş bu oğlum, boş boş. Bu da tohumlanmamış. Sen gebetesini yaptır da boşuna yorulma. Yok canım. Gire mi o? Kapatıyorum. Açık yamaten de. Boya gelsin. Mehmet bu papatya mı, güpse mi oğlum? Papatya. Güpse o kadar değil. Değil mi? Baba. He. Bunu taktık, kaç kilo gelmişti? Kaç kilo? Tahmin et. 100. 110. 110 kilo mu? İyi boş onlar. Papatya bak, dişi ya. 105 değil mi? 110. O yöntemde doğuracak bak, orada 20 arar kendine, ne yapar oralarda? Yıldırım 2 geliyor. Yıldırım 2 geliyor ha. Süreter kulüp o. Aa yattı. Doğuracak. Oğlum kaç gündür bekliyorum ben bunu, doğurmadı ya. Aa doğurdu. Arkadaşlar hava kararıyor, akşam oldu. Baba, videoyu kapatalım he oğlum. Bu inek yırttı. O inek yırttı evet oğlum. Boğaya gelen paçayı yırtıyor oğlum. Benim de birkaç, orada da 10 tane ak var. Bak bak benim hoş değilim de. Oğlum oraya 26 tane Mehmet, 26 saydım ben daha yine. 25. 25 mi saydınız siz? Oğlum. İki kere saydım 25, aa bu da saydı 25. E ben 26 saydım, nasıl 26 saydım? Hadi. Neyse 25 işte, o 15-16 tanesini çıkartıyoruz. Biz 10 tane satsak gene yeter oğlum bize. 10 olsun bari, o neyse bu. Oradan boya geleni çıkartalım dışarıya. İnşallah bir an önce boya gelirler de. Şimdi hoş onlara yemeden ya da dayadık mı var ya. Nasıl geldi mi? Nasıl geldi mi? Oh içtik, iş bitti. Kim geldi mi? Hoş değilim. Sen hoş değilim. Mehmet ağır bu da kalmış oldu. Mehmet sen hoş değilim, biz kesek kendimiz kurbanda oğlum. Kendimize kesek. Hayır ya. Ne diyorsun? Daha atırız etin oğlum. Hayır. Niye? Kurban olmuş lan bu güzel. Baba. Hı. 4 ay boş arzu. Olmaz. Bir önce annesini arıyor bak yaz. Gel bakalım. Herkes annesini arıyor. 4 aylık olmuş arzu. Daha inek boğaya gelmedi. Arzu ne sorun var ya? Yonca, kızım ne oldu? Anneni mi arıyorsun sen? Bak orada kapı var, bak kapıdan geç içeriye hadi. Kapı? Ha, 4 ay beklemişim, bir 6 ay daha bekleyeyim mi? 6 ay. Oğlum herhalde gebe Mete'nin düğmesi Mehmet. Kurbanlıklar Mehmet bu düve gebe oğlum, bu düve var ya. Büyük ihtimal gebe yani, biz bunu görmedik. Bu tohumlanmış oğlum. Görmemiş olabiliriz yani. Zaten o yüzden ayırmadım onu oraya. Bakacağız. Baba. Bakacağız ha. Baba. Hatice'mi tohumlarken görmedi. Arzumu görmedi. Oho bunun bitirmişler saat 3'te. 3.30'da. Okul nasıl gidiyor? Oo. Nasıl? Benim bak bende matematik var. Nasıl? Yakıyor. Nasıl? Süper. Matematik kafası mı var sende? Evet. Nasıl yani? Şimdi problem çözüyoruz. 3 sayfa problem var. Hı. 31 soru. Hı. Şimdi bak ben hepsini bitirdim. Hı. Onlar da 15, 16 en iyisi
18. sorudaydı. Oğlum o zaman senin de matematik klas var oğlum. He? Matematik kim olacaksın, ne yapacaksın Mete? Tamam. Ben bir de gantinciyim. Öyle mi? Gantinciye sen mi bakıyorsun? Evet. İyi. Ha yarım benim. O zaman orada hesapları sen yapıyorsun. Aa. Matematik olduğu için mi öyle matematik yapıyor ne orada? Evet. Para üstü falan veriyor mu? He? Para üstü falan veriyor mu? Veriyor. İyi. Bir şey yiyor mu? Ne yiyor? 10 lira sınırı var. Nasıl 10 lira sınırı var? Basbayağı. 10 liralık bir şey... Bak ben genel 10 liralık bir şey alıyorum. Para açıyorum. Bak diyelim 11 liralık bir şey alacaksın ya. Üstüne 1 lirayı katıyorsun alıyorsun. Katıyorsun alıyorsun. Tabii. İyi. He oğlum. Evet oğlum. Her zaman bir işe yaramıyor ki hani ortalık kurudu oğlum, yağmur yok ki. Boş yapmışız. Yağmuru ancak kullanacağız onu. Bak. Hadi gidelim hadi, hava karardı. Bak bugün açık yağmur çiledi. Çilemedi de bir dakika falan yağdı. Ama sağmak değil. Yonca kızım anneni mi arıyor? Annen içeride hadi. Burada annesini emmemeyecek tek bir hayvan burada şey herhalde. Musti. Musti evet. Musti'sine Görkün annesi çalıyor ya. Görkün evet. O gebe ya, onu ayırmadık. Hadi arkadaşlar hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hadi İyi akşamlar. Görüşürüz. Bir sonraki video doğum videosu olacak. Bak orada doğacak o. İnşallah, hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoşça kalın.